Kadri Gürsel, halktv.com.tr Ümit Özdağ faktörü son anda neleri değiştirdi? Muhalefet, Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turdan sadece birkaç gün önce Erdoğan ve partisi AKP'nin kriz, yolsuzluk ve yoksulluk üreten otoriter iktidarına karşı Türkiye tarihinin en geniş ve çeşitliliği en zengin seçim ittifakını oluşturmayı başardı. Önce çarşamba günü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci turda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Lakin bu destek bir siyasi tavizin neticesinde geldi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakatın dördüncü maddesinde kayyum uygulamasına devam edileceği ancak bunun sadece yargı kararıyla mümkün olacağı yazıyordu. İçişleri Bakanı'nın keyfi kararları yerine hukuk yoluyla da olsa kayyum uygulamasının süreceğinin vurgulanması, Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta açıkladığı ortak politikalar mutabakat metninde yazanlarla taban tabana zıttı. Orada özetle kayyum uygulamasına son vereceğiz, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine gelecek kişinin belediye meclisi tarafından seçilmesini sağlayacağız denilmişti. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan mutabakatta ise terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yargı tarafından görevden alınan mahalli idare yöneticilerinin yerine devlet görevlilerinin yani kayyumların atanacağından bahsediliyordu. Bu gelişme YSP-HDP çevresinde tepkiyle karşılandı. Özdağ çatlak oluşturmadı. Buna rağmen YSP-HDP ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönündeki tutumunu değiştirmedi. Özdağ Kılıçdaroğlu mutabakatının imzalanmasından bir gün sonra geçen perşembe kararlarını açıklayan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın şu sözleri tutumlarını neden değiştirmediklerinin veciz ifadesiydi. 14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim güçlü bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugünkü sistem karşısında birleşen oy daha çok özgürlük, demokrasi içindir. Erdoğan bizler açısından bir seçenek değildir. Türkiye tarihinin en geniş ve çeşitliliği en zengin seçim ittifakı oluşumunu iki gelişmeye borçlu. Birincisi Ümit Özdağ'ın malum mutabakat zemininde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar vermesidir. İkincisi ve birincisi kadar önemlisi YSP-HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek kararını bu mutabakata rağmen yeniden hem de eskisinden daha güçlü bir biçimde teyit etmesidir. Anti-Erdoğanizmin en geniş hali 28 Mayıs'ta Erdoğanizmin iktidarına son vermek için Kılıçdaroğlu'nu desteklemekle ortaklaşan seçim ittifakının bir ucunda Ümit Özdağ ve Zafer Partisi var. Diğer ucunda da YSP, HDP. Sonra soldan sağa başta TIP ve diğer sosyalist partiler, CHP İslamcı nitelemesi dışında tarifi mümkün olmayan Saadet Partisi, AKP kökenli Gelecek ve Deva Partileri, küçük merkez sağ partisi DP, merkez sağ yönelimli ama MHP kökenli İyi Parti var. Ümit Özdağ faktörü 28 Mayıs'taki ikinci turu kendine özgü dinamikleri, değişkenlikleri ve bilinmeyenleriyle birlikte yeni bir seçime dönüştürüyor. Ümit Özdağ'ın seçmendeki karşılığı şu husus akılların bir köşesinde hep durmalı. Ümit Özdağ, Ümit Özdağ'dan ibaret değildir. Özdağ'ın şahsında temsil edilenin ne olduğunu anlamak için bir ipucu. Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladığı günün akşamı Sözcü TV'de söyledikleridir. Ümit Özdağ'ın olduğu yerde kimse terörden bahsedemez. Bir gün Gülen'le fotoğrafımı görürseniz Gülen Türk Devleti'ne biat ediyordur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu bilir. Bütün hayatımı terörle mücadele konusunda geçirdim. Bunun şahitlerinin hepsi genelkurmay başkanları, MİT müsteşarları hala hayattalar. Özdağ'ın yukarıdaki paragrafta aktardığım düşüncelerini bir kere söylemekle yetinmeyerek bunu bir söyleme dönüştürdüğünün de altını çizelim. Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafı. Özdağ'ın siyasi müdahalesi dört nedenden dolayı ikinci turda kullanılacak milliyetçi oyların kayda değer bir bölümünü Kılıçdaroğlu'na yöneltmeye ve böylece sonuç üzerinde çok etkili olma potansiyeline haizdir. Birinci neden yukarıdaki paragrafta yer alıyor ama üstü örtülü. Diyor ki Özda, benim biriyle fotoğrafımı görürseniz bilin ki o Türk devletine biat etmiştir. İşte 24 Mayıs Özdağ Kılıçdaroğlu ile fotoğrafının görüldüğü gündür. Bu ne demek? Kılıçdaroğlu ittifakların en tepesi, trolleri ve medyası tarafından gülen kadar olmasa da şeytanlaştırılıp düşmanlaştırılmış bir siyasi figür ve çok geniş bir milliyetçi kamuoyu bu kara propagandaların tesiri altında. Özdağ Kılıçdaroğlu ile yan yana durarak fotoğraf veriyor ve onun doğruluğuna kefil oluyor. Bu çok önemli. İkinci neden de yukarıdaki alıntıda benim olduğum yerde kimse terörden bahsedemez demek ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ve onun yanında duruyorsam bu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının terörle iltisaklı olduğu iddiası koskoca bir yalandan ibarettir demektir. Özdağ'ın varlığı, iktidarın montajlı videolarla pompaladığı bir kara propagandayı nötralize eder. Üçüncüsü, Özdağ güvenlik bürokrasisinin yaşayan tüm üst düzey mensuplarını kendisine kefil göstererek 28 Mayıs denkleminde neyi temsil ettiğini söylemiş oluyor. Özdağ bu denklemde ülkenin genel gidişatından devletin bekası adına derin kaygı duyan bir yönetici kesimin aklını temsilen dahil olmuştur. Öza, Türk devletini siyasal İslamcı sapmanın sürüklediği yoldan tarihteki akışına geri döndürmek isteyen bir Türk bürokrasisinin siyasetteki aktörüdür. Bu gerçeğin iyi anlaşılması milliyetçi kamuoyunun siyasi davranışını muhalefetten yana etkileyebilir. Nihayet, dördüncüsü ve seçim sonucuna etkisi bakımından en önemlisi Türkiye'nin Suriyeli ve Afgan sığınmacılar krizi Zafer Partisi'nin tek gündemi Suriyelilerin gönderilmesi olan bir kampanya teşekkülü olarak ortaya çıkışı, yeterli desteği arkasına topladıktan sonra zamanı ve yeri geldiğinde siyasi süreçlere müdahil olmak maksadını taşıyordu. İşte o zaman da ve o yerdeyiz. Özda, yeni iktidarın İçişleri Bakanı olmak istediğini de yayarak iddiasının gücünü ve ikna ediciliğini seçmen nezdinde tahkim ediyor. Demokratik değişim ve otoriter çöküş arasında. Neticede Özdağ-Kılıçdaroğlu mutabakatı ve akabinde bunun YSP-HDP'nin tavrında bir değişikliğe neden olmaması muhalefetin 14 Mayıs'ta uğradığı psikolojik üstünlük ve moral kaybını büyük ölçüde telafi etmiştir. Bunun da seçmene katılma oranlarına olumlu olarak yansıması beklenir. Özdağ faktörünün Kılıçdaroğlu'ndan yana etkisi 4 seçmen grubu üzerinde şu şekillerde görülebilir. Birincisi 14 Mayıs'ta oy kullananların yeniden sandığa gitme iştahını artırabilir. İkincisi, Ata ittifakı seçmeninin sonuca etki edecek çoğunluğunu ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy vermeye yöneltebilir. Üçüncüsü, birinci turda sandığa gitmeyenlerin şimdi oy vermeye ikna olmasına yardımcı olabilir. Dördüncüsü, Cumhur İttifakı'nın MHP'li tabanından oy devşirilmesini sağlayabilir. Haydi sanda. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere bütün sorunlarının çözümü için ön koşul, artık çözümlerin karşısında bir tıkaç vazifesi gören Erdoğan iktidarının değiştirilmesidir. Erdoğan iktidarı değişimin önünde bir engel olarak durduğu içindir ki, bugün Türkiye'de en güçlü ve en birleştirici siyasi akım anti Erdoğanizm olmuştur. Türkiye'de korkulması gereken değişim değildir. Sorunları çözemeyenlerin siyasal değişimin yolunu tıkamalarıdır. Değişimin yolunu açmanın en yakındaki çaresi 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve ülkenin otoriterlik çıkmasındaki çöküş tehlikesini bertaraf edecek bir demokratik değişim için oy kullanmaktır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.